Bu saatten itibaren gıdaya başlıyoruz. Genellikle sulu yumuşak oda sıcaklığında gıdayla biz tedaviye devam ediyoruz. Ve sonrasında da aynı günün akşamında herhangi bir problemi yoksa çocuğun %98'ini hastaların evine gönderiyoruz. Sonrasında da yapmaları gereken diyetin listesini kendilerine veriyoruz. Bir hafta sonra da mutlaka kontrole çağırıyoruz. Hastalar ertesi gün banyo yapabilirler, ılık bir banyo. Eğer hastaya aynı seansta bir kulak ameliyatı yapmadıysak, yaptıysak da onun önlemini alarak kulağa işte silikon tüpler şeyler olabilir, silikon tıkaç olabilir veya vazelinden basitçe pamuğu karıştırıp kulağa tıkayarak yine bu banyolar alınabilir ama çok uzun sürmemeli, kısa, terini akıtacak, kısa duşlar şeklinde olmalıdır.